Türkiye'nin tek dövüş sanatları bazlı hatta dünyanın. Var mı lan başka böyle program? Muay Thai hakkında ve onun da ötesinde bir film. İnsan gibi böyle bir yaratıcı. Gerçek Joker. Evet, gerçek Joker gibi. Acı Yok'a hoş geldiniz. İkinci sezonun beşinci bölümüyle karşınızdayız. Türkiye'nin dövüş sanatları bazlı tek sinema programında bu programda A Prayer Before Dawn işleyeceğiz. Müthiş bir film. Jean-Stéphane Sauvéar yönetmeni, bir Fransız ama Tayland'da geçiyor. Muay Thai hakkında ve onun da ötesinde bir film. Hatta sizlere şunu önerelim. Şu anda izlemediyseniz direkt izleyin. Pişman olmayacaksınız. Biraz da ağır bir film olduğunu da belirtelim tabii ki. Gerçek hikaye. Gerçek hikaye. Billy Moore'un gerçek hikayesi. Bir İngiliz Liverpool'lu. Hemen direkt giriyoruz o zaman. Lütfen. Direkt işte o yeni bir hayata başlamak için, filmde buralar anlatılmıyor gerçi. İngiltere'den, çünkü başı belada falan filan İngiltere'de, Tayland'a gidiyor. Yeni bir hayat kuracak ama yani işte hayat... Bu arada İngiltere'de başı belada yoksa direkt Tayland'da açılmıyor muyuz? Yani İngiltere'de başı belada olduğunu biliyor muyuz? İngiltere'den Tayland'a yeni bir hayata başlamak için gittiğini biliyoruz yani. Hani benim okuduklarımda bunlar var. Orada da gene bir uyuşturucu mevzusu var falan filan. Filmde var mı hocam? Filmde yok. İşte filmin eleştirildiği noktalardan biri de bu. Bunu niye söylüyorum tabii? Filmde olacağım şeyi söylüyorum ama... Ya ben şeyi seviyorum. Bak gerçek... bir anda... Thai box'un içini açıyor. Tayland'dayız. Evet. Bir tane beyaz dövüşçü, Avrupalı. Hı-hı. Ve hani böyle kıçına uyuşturucu sokarken falan korkunç pislik bir halde. Bandaj da açtı aslında. Falan filan. Dövüş şeyi de açılıyor yani. Aynen, o açılışına sonra geleceğiz. Ben çok seviyorum. Ondan sonra pat diye bir hapishaneye giriyoruz paldır. Evet, evet. Hapishaneye giriyor. Böyle bir hapishane çok fazla yok gibi dünyada. Ya hakikaten çok zor. Bütün hapishane koşulları tabii ki şüphesiz zor koşullar ama yani buradaki mevzu şey... adeta zamansız diyeceğim. Hani filmin öyle bir estetiği var ki yani zamansız bir jungle gibi. Sonuçta hani Tayland olduğu için tabii iklimden dolayı da çok az kıyafet var. Genelde şort giyiyorlar ve normal Tayland hapishanelerinde de daha sonra benim okuduğum yani çıplak gezenler falan da varmış. Yani hani öyle bir ortam söz konusu. Jungle dememin sebebi o. Yani bayağı vahşi bir hayat var orada ve o vahşi hayat içerisinde biz de Billy Moore'la geziyoruz. Billy Moore'la gezmiyoruz tabii. Onu oynayan Joe Cole'la geziyoruz. Joe Cole da Peaky Blinders'tan tanıdığımız işte Shelby'lerin John olanı. En son şimdi Gangs of London'da. Gangs of London'da var. Geçen bölümde tartıştığımız Gareth Edwards mıydı? Yönetmen. O yönetmenin de projesi. Aslında. Bu arada Gareth Edwards, evet aynen. Gang of, yani Londra çeşi, London mıydı? Evet. Londra çetelerinde Joe Cole başrol oynuyor şimdi. Ve bu cast açısından da muazzam olduğunu söyleyebiliriz. Yani gerçek hikaye dedik, aslında bir belgesel gibi çekilmiş hapishanede biz onunla geziyoruz. Yani kamera ondan hiç ayrılmıyor. Evet. Hep onunla beraberiz ve yakın planda hareketli kamerayla sürekli onunla gezer bir haldeyiz. Dolayısıyla yani haleti ruhiye olarak ona yapışıyoruz diyebiliriz herhalde. Zaten belgesel yönetmeni. Değil mi? Galiba belgeselleri var. Bu da daha önce de yani şiddet konusuna da meyilli bir yönetmen işte. Johnny Mad Dog diye bir filmi var. Liberya'daki çocuk savaşçıları anlattığı. Yani havaalanında yakalanan böyle bir mülteci kadının ama bir paket taşıyor falan filan gibi böyle ödül kazanan onunla ilgili bir projesi var. Anladığım kadarıyla hem böyle farklı ülkeler hem de şiddet ve böyle trajediyle alakalı belgeselle yoğrulmuş bir Fransız yönetmenimiz. Kendisinin de Wikipedia'da sayfası yok İngilizce. Evet. Sizin olur mu o şeylerden? Fransızca var. Birisi tercüme etseymiş. Yakında açılır belki bilmiyorum. 2017 yapımı aslında yeni bir film. Gözden de kaçan bir film. O yüzden hani durdurun izleyin dedim. Yani gerçekten muazzam bir film. Hani dövüş filmi olmasının ötesinde bir film bence. Aslında hapishane filmleri içerisinde o yani onu da bir tür olarak kabul edersek ki çok fazla örneği var hapishane filmlerinin. Hapishane filmleriyle dövüş filmlerini birleştirmiş işte Muay Thai ile beraber. Ve iki alanda da muazzam gidiyor bence. Hani işte o kameradan dolayı, işte o yarattıkları atmosferden dolayı bir belgesel kafasında giden bir yapısı var. Burada ben aslında film süreçlerini tartışarak başlamak istiyorum canım. Hazır. Lütfen. Sen de buradasın.
Şu açıdan kast bulma süreci mesela bir yıl kadar sürmüş. Hı hı. Tayland'a sürekli gidip gelmiş yönetmen. Hatta bir sürede orada yaşıyor galiba. Ve Joe Cole dışındaki hiç kimse oyuncu değil. Yani birkaçı dışında. Hiçbirinin oyunculuk deneyimi yok. Ve hepsi daha önce hapiste yatmış kişiler. Daha hı hı. önceden. Hı hı. Ve bir şekilde bir işte çetelerin üyeleri falan filan. Zaten o dövmelerin manaları da biraz buraya gidiyor. Ve bunları bulurken de Panya Yimunpai diye bir eleman var. Bu şeyde, o hücrede, ilk kaldığı hücrede, Joe Cole'un hücrenin başındaki, o çetenin başındaki adam. Hücre ağası gibi. Evet. Yani o oyuncu değil mesela ama mükemmel yani. Bütün yüzünde dövmeli falan böyle. Özellikle şu göz altlarında ve üstlerindeki dövmeler yani çok acayip bir hava katıyor yani. Hani şey gibi değil, insan gibi değil. Böyle bir yaratık. Gerçek Joker. Evet, gerçek Joker gibi. Ve hani okudukça bu adam mesela işte hani suç dünyasında da bayağı haklı sayılır bir adam olduğu için kastın bulunmasında çok fazla yardımcı olmuş mesela. Hmm. Yani suçluları getiriyormuş. Yani daha önce hüküm giymiş kişileri, suçluları derken hüküm giymiş kişileri yönetmene işte onlarla audition yapıyormuş falan filan yönetmen. Sonra ona göre seçmiş mesela. Ve bunun filmdeki etkisi hakikaten tartışılmaz bence. Yani her biri ayrı bir karakter gibi. Yani o belki de o atmosfere soktuğu için bunları, hapishane atmosferini, istediği verimi almış. Daha önce de onları o durumlarda bulunduğu için bu kişiler. Bayağı muazzam bu açıdan. Yani sana soracağım da hani bu casting olayı ne kadar önemli? Ve böyle bir şey yapmasa mesela bu sonuca ulaşabilir mi? Tabii farazi gibi duruyor bu soru ama. Yani gerçek oyunculardan kursa böyle bir şeye ulaşabilir miydi? Yani o belgesel havasını yaratabilir miydi mesela? Ya bence bu hem çekim tekniği, hem olaya yaklaşımı, hem hepsi bütün gerçekten. Hepsini yani yönetmenin yorumu diyelim, performanslarla falan bir bütün olarak zaten hani böyle bir belgesel vari bir yerden olduğu için böyle güzel bir sonuç çıkmış bence, belli ki. O yüzden de böyle normal bir kast süreciyle herhalde olacak iş değil. Yani bu zaten hani kast süreci bence belgesel tavrın en büyük parçası. Bu işte diye düşünüyorum ben. Bir tek hapishane müdürü var. Benim Only God Forgives'den çok sevdiğim bir oyuncu. Evet. Only God Forgives'deki şeyin random filmi galiba, değil mi? Şey, aynen. Neydi adamın adı? Benim de çok sevdiğim Drive filmiyle. Drive'ı yapan, Pusher'ı yapan. Nicholas Winding. Nicholas Winding Refn, aynen. Onun filminde orada işte kötü adam oynuyordu. Bayağı bomba bir karakter. Çok az var burada. Branson'u da mı o yapmıştı ya? Branson'u da o yaptı galiba. Yok, hayır Branson'u yapmadı bir kadarıyla. Benim Pusher'la başlıyor. Hmm. Ondan sonra Valhalla Rising var. Ama esas Drive ve Drive'ın hemen sonrasında birçok insanın hiç sevmediği ama birçok arkadaşımın çok sevdiğim Only God Forgives. O çok atmosferik bir film falan. O da Tayland'da geçiyor. Ya ama ben de çok tutmamıştım o film açıdan. Ryan Gosling oynuyor. Evet, Ryan Gosling yine Drive'dan sonra beraber çalışıyorlar. Aynı görüntü yönetmeni. Ben yine onun atmosferini ve müziklerini çok seviyorum. Burada da bence aslında her şeyden önce tabii ki bir kahramanın yolculuğu var ama her şeyden önce atmosfer çok ön planda bu filmde. Evet. O açıdan çok seviyorum ben. Yani dövüş sahnelerini ayrıca konuşalım ama ben genel hatta şöyle diyeceğim, dövüş sahneleri dışında her sahnenin çok gerçekçi ve çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Dövüş sahneleri biraz tartışırız. Orada iyi kotarılmış, güzel ama diyeceğim çok yorumlar var yani hani. Ve bayağı enteresan, onların arasına soktuğu bu adamın tipi ve tarzı da hiç onların arasında sırıtmayan Joe Cole, evet. Bayağı onlardan biri mesela olmuş. Mesela herkes dövmeli falan böyle, Joe Cole orada şey, ne denir, parlıyor yani bembeyaz cildi ve hiç dövmesi yok. Evet yani bu bana Midnight Express'i hatırlattı. Çok gönderme var. Bir hapishane filmi olarak. Yorumlarda da evet. Onun dışında Alien, kritiklerde. Alien 3'ü de hatırlattı. Tamamen full bir hapishanede geçen, uzayda bir hapishanede geçen bir film. Yani sen de demin dedin ya zamansız diye. Evet. Zamansız dediğinde de tekrar Alien 3'ü hatırladım. Yani hakikaten yani öyle bir dört duvar arasında o kadar primitif ve şey bir ilkel böyle bir hikaye anlatıyor ki hakikaten o uzayda da geçebilir bir hapishanede. İşte 1970'lerin Moğolistan'ında da geçebilir gibi. Hani böyle zamandan bağımsız kendi içinde bir şeyi var. Evet. Ve de orada bütün ladyboylar da, şeyler de, prison guardlar da yani oradaki mahkumlar da, görevliler de. Gardiyanlar da mesela gerçek guardlar. Her biri ayrı, yani her biri ayrı bir şey. Yani hepsi ayrı bir oraya düşmüş gibi böyle. Çok enteresan bir içeride habitat var.
Evet, ya yani buradaki işte Claire Denis'in Botrevel'ini de söyleyebiliriz. Yine kritiklerde de çok geçen bu filmle ilgili benzediği noktasında o da var. Ya yani burada şey işte bunu zamansız kılan şeylerden biri bir manada dilin olmaması. Hani ses kurgusu zaten bence mükemmel, müzik kullanımı. Bunun da ötesinde hani kamera zaten her şeyin içerisine giriyor falan filan, ondan da bahsederiz. Ama şey yok, yani yönetmen tabii İngilizce senaryo yazmış. Fakat bu Taylandlı yaptığı castingdeki kimse İngilizce bilmiyor. Dolayısıyla onun telaffuzu falan filan, hani bunlarla uğraşmak da çok zor iş ve aynı etkiyi alamayacağını düşünmüş. Ha, ben bu bilinçli bir tercih olarak zannetmiştim ama biraz okuyunca yönetmenin kendisi anlatıyor. Bunları atmışlar. Daha sonra Joe Cole, işte o da... İngilizce konuşmaları mı? Yok, şey, onların İngilizce konuşmaları. Atmışlar. Çok gerçekçi olmuş bence, öyle olsa zaten. İşte Joe Cole şey, o da Tayyice bilmiyor. Yani dolayısıyla şey var, arada bir iletişimsizlik var ve deney yapmış yönetmen. İşte mevzuyu anlatıyor ve bunu anlat. Hani ikiniz de dil bilmiyorsunuz ve bunu anlat demiş ve bu filmin dili olmuş yani. Sürekli bir beden dili var yani, hani bir şeyi anlatırken sen gel buraya falan filan. Ve onlar mesela filme işte o zamansızlığı katan durumlardan da, yani dilin olmadığı bir, hani bu İngilizce konuşuyor, bu Tayyice konuşuyor. Tayyice altyazıları da bu arada çevirmemişler. Yani bu da bilinçli bir tercih. Tayyice konuşuyor aslında mahkumlar falan. Hiçbiri çevrilmiyor mesela. Sadece önemli birkaç bir şey çevriliyor, o kadar yani. Galiba. Sadece Joe Cole'un söyledikleri, yani Billy Moore'un söyledikleri çevriliyor. Ya bence o olarak açıdan tavır olarak da yani İngilizceleri çevriliyor. Taylandçıla çevirdi. Zaten onu biz de yine Elif'le izliyordum ben ve Elif şey dedi, ya bunun altyazısı yok işte, onları söyledi. Ben dedim ya böyle olması daha güzel. Yani onların ne dediğini anlamıyor olmamız bizi orada Billy Moore gibi hissettiriyor. Yani evet, orada aynen. Senin ne dediğini anlamadığın bir sürü insanın birbirine bağırışı bence daha bile rahatsız edici. Ama senin dediğin gibi vücut dilinden anlıyoruz. Zaten bence de zorunluluktan olduysa eyvallah, ama zaten tavır olarak olması gereken buymuş gibi geldi i̇şte bana bakınca. İşte bu biraz oradan gelmiş gibi duruyor. Yani anlattığı buraya geliyor ama daha güçlendiren bir şey haline geliyor. Hani yönetmenin anlattığı hikayeden hani ben bahsediyorum ama müthiş işlemiş mesela. Çünkü film aynı zamanda bana kalırsa beden üzerine de bir film. O açılış sahnesinden mesela bahsettiğin, işte maçı hazırlarken 4 kişinin adama yaptığı masaj falan. Zaten tamamen bedenleri görüyoruz hapishanede, yani hani dövmeli falan, yani bambaşka bir estetik katıyor aynı zamanda. Yani bunun içerisinde işte iletişimin de beden diliyle olması bir bütünlük de katıyor aynı zamanda filme. O açılış sahnesinden işte bahsedecek olursak eğer, sen istersen. Yani açılış sahnesi benim şey açısından çok hoşuma gitti. Foxcatcher'daki gibi. Evet, Foxcatcher'da böyle tatat 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 diye böyle bir güreş antrenmanıyla başlıyordu. Ve birbirine o hareketin adı nedir bilmiyorum ama overhook, underhook yapan güreşlerle başlıyordu. Onun gibi burada da hani maçtan önceki o masaj ve ondan sonra maç esnasındaki detaylarla başlayınca seni direkt, senin de dediğin gibi bir beden üzerine olan bir filme neredeyse hani böyle yani beş duyuna hitap ediyor. Hissiyatıyla, kokusuyla, hani böyle rahatsız etmekse rahatsız etmek, germekse germek. O açıdan ben geçen hafta konuştuğumuz The Raid gibi bunun da kendince bir survival horror olduğunu düşünüyorum. Özellikle de dilini bilmediğin bir hapishanede olması adamın, onun getirdiği ekstra bir yabancılaşma ve yani zaten bir ara intihar etmeye çalışıyor adam, hani o kadar korkmuş bir yalnızlıkla evet. Çıkmazdı ki adam. Bu arada da evet bilmiyoruz, sen demin söylediğin eleştiri olarak bilmiyoruz ne olduğunu evliyle evet, alan. Bu eleştirenler arasında var, ben hiç umursamadım açıkçası. Ben de, hatta o bana ekstra devamlı düşündürttü, merak etti. Ulan dedim demek ki öyle bir de çoğu dövüşçü için de hep burada da konuşuyoruz ya, biz UFC'de de konuşuyoruz. Aslında birçok dövüşçünün hep bir trajedisi oluyor, bir travması oluyor. Evet. Hatta ondan beslendiği, sırtını dayadığı. Burada da belli ki bu adamın bir trajedisi, bir travması var. Kopmuş yani, bağını koparmış, gelmiş, hapse düşüyor, ailesine haber verilmiyor. Başta yani, ailem yok diyor işte o lady boya, sonra da ailesi olduğunu anlıyor. Bir ama tane buna bakan genç bir çocuk var, düşün. Bir evet. Ziyaret gününde o çocuk geliyor sadece. Onunla da bir bağ yok, ona da böyle bakıyor. Ve ona bakarak ağlaması, evet. O çocuğun da böyle ne diyeceğini bilememesi bana inanılmaz dokunaklı geldi. Evet. Ya senin dediğin gibi bence de yani bu filmin böyle bir posteri, var filmin posteri de yani böyle bir kafamda böyle film için artbook, böyle bir kapak hayal ettim. Bir tane böyle torso, dövmeli falan böyle bir beden filmi hakikaten. Yani senin evet, dediğin evet. gibi beden çok önemli. O açıdan dövüş filmine çok başka
belki art house bir yerden yaklaşıp ama harika bir yerden veriyor o hissiyatı. Aynen. Ya filmin başındaki o dövüş sahnesi ve senin dediğin gibi masajla ve vücutla başlama bana bunu Foxcatcher'da da zaten söylemiştik. Başka yine geçtiğimiz bölümlerde hangisinde konuştuk diye düşünüyorum ama yani diğer bazı konuştuğumuz filmlerden, o stilize filmlerden öte burada Scorsese'nin Raging Bull'daki o close-up'larla yakalamaya çalıştığı gibi burada direkt o beden teması üzerinden hani verdiği hissiyat bana çok böyle kuvvetli ve dövüşe dair geliyor. Ben birçok arkadaşıma mesela ne bileyim Kadıköy boksa falan götürmüşlüğüm vardır veya benimle beraber Balaban Jiu-Jitsu'ya falan. Oraya girince yani kokudan, temastan falan rahatsız olanlar var. Bir de bir dakika bu hani çok daha yani insana dair bir şey, çok daha aslında bize daha primitif bir şey deyip ilgi gören, ilgi duyanlar var. O açıdan hani filmin öyle bir yerden yaklaşması benim çok hoşuma gidiyor. Evet yani bu durum da işte öncesini bilmememiz bir durum haline getiriyor. Yani sen o durumun içerisine zaten bu işte estetiğiyle filmin dahil oluyorsun. Adamla beraber gidiyorsun. Adam da şey yani hani hiç böyle düşünürken, dalarken falan görmedik diye de eleştiriler var. Yani aslında görüyoruz her daim. Aslında her dakika kim bilir başka. Yani. Evet, çünkü evet. Hayatını kollamaya çalışıyor evet. Aynı zamanda yani bir yerden bakınca. İşte uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmeye çalışıyor falan filan. Yani buradaki durum yani tamamen eyleme yönelik bir film. Dolayısıyla eyleme yönelik bir film olduğu için bedenle sürekli bedeni görüyor olmamız yani buna close-up'lar yapıyor olması vesaire yani bu taraftan da tutarlı hale geliyor film. Yani eylemi yapacak olan ne? Beden yani. Sonuçta hani hapishanedesin. Aslında durağının çok daha fazla olması beklenilebilir ama öyle bir hapishane ki yani sürekli bir mücadele için, suyu almak için bile mücadele ediyorsun mesela içme suyunu. Evet, yani o sahne de bayağı müthişti mesela. Yani orada mesela şey kamera görüntü yönetmenini o kalabalığın içine atmışlar. Ve bu şekilde çekeceğiz demiş görüntü yönetmeni. Hani bunun başka bir uyar tarafı yok. Görüntü yönetmeni de kamerayla beraber savaşarak o itiş kakışta o sahneyi çekmiş mesela. Çok acayip bir şey yani. Abi yani kesinlikle o dediğin işin o su esnaf, orada suyla şakalaşmalarını seni o kadar içine soktuğu zaman bundan sonra dövüş sahnelerinde de farklı bir hissiyat da izliyorsun. Yani o bence gerçekten seni içine sokması açısından olayın çok etkili. Bir de ya ben mesela en beni böyle şok eden o bütün o sıcağın o nemin içinde üstü çıplak bütün o erkeklerin yan yana dip dibe birbirlerine değerek böyle evet, uyuyor olmaları. Yani, evet. Yani düşün yani artık böyle bir standart, böyle bir mindset, bambaşka bir hayat başlıyor orada. Evet değil mi? Onu aynen düşünüyorsun mesela. Hani ben de yani tabii ki filmin de başarısı olarak ulan ben buraya düşsem ne yaparım falan hani buna bir adapte olman gerekiyor yani. Olmasan zaten bittin yani hani bir şekilde. Yani ilk girdiğinde mesela bir ölünün yanına veriyorlar onu. Aynen. Adam ölmüş orada duruyor falan yani. Evet, evet. Bu ölü falan diyor yani diğer. Yani bu arada gece uyandığı zaman yanında bir tane adama tecavüz ediyorlar, onu izletiyorlar. Çok korkunç. Ama yani. Ben şu açıdan hani böyle tuvalete kusmaya gidiyor, orada tuvaletin pisliğini görüyorsun falan. Yani gerçek bir dövüşte de abi yani herifin düşün yani dizinden olacak sakatlık, aşırı böyle yorgunluktan kusma hissiyatı, altına kaçırma hissiyatı, hastalanmalar, staph infection'lar falan yani dövüş dünyasının aslında perde arkasında buzdağının görünmez kısmı gibi çok büyük bir parçası bu. Yani sen hakikaten bir dövüşçüysen hayatın boyunca hani insanlarla grind ederek ten tene bir savaş veriyorsun. Psikolojik savaş burada başlıyor. O açıdan filmin aslında böyle bir yerden geçirip bütün bunu ha diyorsun tamam mı? Bu herif gerçekten dövüşçü diyorsun. Ha, yani evet. Oradaki o şartlardaki tavrından sonra adamın dövüşçülüğüne ikna ediyor film seni. Evet. Ya ve burada şey dövüş sanatlarının yarattığı disiplini görüyoruz. Mesela bütün bu belalardan, dertlerden kendini Muay Thai'ye vererek kurtarıyor. Evet. Yani orada o antrenman sekansları gayet uzun, işte ip atladığı evet. Vesaire, işte pette çalıştığı falan filan. Bir ara onu ip olmadan ip atlıyor farkında evet, mısın? Evet evet, orada şey antrenmanı devam ediyor, hücre cezası evet, falan. Yani orada muazzam. Ya buradaki şeyi anlıyorsun yani, hani o sporun ona kattığı disiplini.
ve hayata dönüşü bununla oluyor. O disiplinle beraber oluyor aslında. Hani maçlara çıkıyor falan, hani hücresi değişiyor, daha insani bir hücreye giriyor falan, yani hani tırnak içerisinde insani diyeyim. Ve o disipline girerek işte uyuşturucudan da uzaklaşıyor falan. Yani dövüş sporlarında hani bu vardır ya işte, kontrol, hayatını kontrol, kendi bedenini kontrol üzerinden kurulan. Hani mesela bugün buraya gelirken Mike Perry'yi konuşuyorduk mesela. Bir UFC dövüşçüsü, yaşlı bir adama yumruk attı yani. Bunu duyduğumuz zaman biz mesela çok üzülüyoruz yani, hani bir dövüşçünün. Çünkü %99'u bunu yapmaz yani. Hani çünkü kendi gücünü de bildiği için ve bir disipline girdiği için. Hani tamam, belalı mahallelerden falan çıkabilir bu dövüşçüler vesaire, ama bu dövüş sporuyla beraber bir disipline girerler ve kendi bedeninin, kendi yapabileceklerinin de farkına varırlar. O yüzden hani üzülüyoruz Mike Perry'nin. Yaşlı bir adama niye yumruk atıyorsun yani? Hani evet. Saçma sapan bir şey. Hani bu filme dair söyleyeceğim işte, hayatına çeki düzen vermesi dövüş sporuyla beraber oluyor mesela. Yani tamam, herkes dövüş sporu yapsın falan demek değil bu tabii ki, ama kim insanlar da hani bunu bir hayatını bir arada tutan bir unsur olarak hayatlarına katıyorlar yani. Evet yani, ama şöyle de gelmedi mi sana? Yani bazı böyle hani köpekler var ki, böyle İngilizce'de dog fight ve this is a dog falan denir ya. Bazı köpekler mahallede hani sadece böyle ıslah oluyorlar gibi. Hani bir tavır var. Yani burada da Mike Perry gibi Joe Cole da başka türlü uslanmayacak. Hani devamlı uyuşturucudan da vazgeçmeyen, evet, sürekli yani öfkeli. Hem tam her şey güzel giderken o Lady Boy'u kıskandığı için bir anda kendisini geliştiren adama saldırıp onu yerde tekmeleyip hücreye kapanıyor. Yani karaciğeri patlamak üzere, kan kusuyor falan. Yani hani kendinin en büyük düşmanı, Mike Perry de biraz işte öyle. Kendinin en büyük düşmanı bu adamların bazıları ve onu channel edip hakikaten bir dövüşçülüğe aktarabilirlerse çok büyük dövüşçü oluyorlar. Karşısına durmak zor oluyor. Yapamazlarsa da kendi kendilerine büyük bir zararlar oluyor. O işte böyle şeytani ikili doğasını çok iyi vermiş bence burada da karakterin. Evet. Ya burada hapishaneyi kaldığı hafsaneyi söylüyorum. Billy Moore'un Klong Prem hafsanesi. 3 yıl orada kalmış Tayland'da. Tayland'ın en belalı hafsanesi yani Bangkok'ta. Buradaki hapishane ise gerçek bir hapishane ama terk edilmiş bir hapishaneymiş işte. O mekan mesela müthiş bulmuş. Çok iyi, yani. Çok iyi ya. Zaten Raid gibi burada da mekan başrollerden biri yani. Ya gerçek hapishanede çekmek istemişler ama izin alamamışlar Tayland hükümetinden. Ama işte o boş hapishaneyi bulup orada çekmişler. Son dövüşte filmdeki Filipinler'de bir hapishanede çekilmiş. Bunun nedeni de şey, Billy Moore işte son sahneleri var ya, kendisi de oynuyor, babasını oynuyor kendisinin babasını oynuyor. Yani burada Billy Moore Tayland'da yasaklı olduğu için Tayland'a giremeyeceği için Filipinler'de çekmişler. Ama çok yakın görüyoruz. Sırf onun için mi gitmişler Filipinler'e? Yok, son dövüşte yer almış. Yani dövüşün nasıl geçtiğine dair bilgi vermiş yani. Anladım. Onu. Ve sürekli zaten yönetmenle ve Joe Cole'la işte oyuncuyla iletişim halindeymiş yani. Hani nasıl geçtiğini, oradaki süreçlerin nasıl olduğunu, nasıl davranması gerektiğine dair sürekli filmin içindeymiş yani bu manada da. Bu arada bir bestseller bu. Bestseller bir kitap. Bestseller. Ya bu arada falan. Şeyi konuşalım. Notların daha varsa şey yapalım da işin Muay Thai kısmı. Muay Thai'ye geçelim. Yok, bitti benim de şimdi. Ya dövmelere dair bir şey söylemek ister misin? Sen hani dövme kültürüne de aşinasın vücudundan da gördüğün üzere. Ya bu yok canım, o bambaşka oradaki dünya tabii ki. Yani ben Rus hapishane dövme kültürünü biliriz işte, buradaki dövmeciler. Eastern Promises falan. Eastern Promises diyor. Orada da belli ki yani görür görmez diyorsun yani, hani bu belli ki buranın doğası, buranın olayı. Onun dışında çok bir bilgim yok ama. Muhtemelen hapishanedeki ya bir yerde bir hiyerarşik bir dövmeler. Kesin. Dövme biçimleri var. Bir de Yeni Zelanda filmi vardır Once We Were Warriors diye. Orada da mesela böyle dövmenin çok ön planda olduğu kültürde var. Buna çok paralel bir film. Onun dışında bir de işte diyeyim, bir film daha geldi aklıma onunla. Shark Bahatleri'nde direkt şey vardı. Cronenberg'in filmi işte. Yıldızlara göre senin merteben belli oluyordu yani, hapiste ne kadar yattığın, bilmem ne, o örgüt içerisinde nerede olduğun falan. Ya bayağı dövmeler üzerinde adam. O demin söylediğin adam var ya, o gerçek hayat Joker'i dedik. Evet, onu Panya Yimunpay. O bu arada 3 sene tekrar hapse girmiş biliyor musun? Evet, o Cannes Film Festivali'nde var. O fotoğrafları
bakın. Yani biz de koyarız buraya tabii ki. Yani yönetmenle ve Joe Cole'la beraber ya adam inanılmaz yani. Yani görüntü şey, yani böyle bir şey görmedim ben hayatımda. İnanılmaz. O kırmızı halıda falan fotoğrafları var ve Cannes Film Festivali'nden döndükten sonra dediğin gibi hapse giriyor tekrar yani. Çok enteresan. Yani o hayata girince biraz çıkması zor oluyor muhtemelen. Bana şey çok dokunaklı geldi bu arada. En sonunda hapishane şey hastanedeyken hastaneden çıkıp yürüyor. Evet. Ve ondan sonra böyle bir niye gitmiyor yani? Doğayla iç içe girmiş kullanılmayan bir demir yolu gibi masalsı bir mekana geliyor. Masalsı değil, gerçek yani orası gerçek. Da o kadar böyle garip ki oradan masalsı diyorum. Ve böyle uzun uzun bakıyor, sen de merak ediyorsun bu herif nereye bakıyor. Sonra gösteriyor kamera sana nereye baktığını. Orman içine doğru giden böyle bir demir yoluna bakıyor. Bir çocuklar moçuklar oynuyor orada. Bu halde bitecek zannettim ben. Favela gibi bir yer, evet. Ve o favela gibi yerden geri dönüyor hastaneye. Evet. Yani ya o asansöre binmeden önce hayal etti onu, hiç çıkmadı. Bende öyle bir şiirsel karşılığı da oldu. Ya da hakikaten oraya kadar gidip dur lan ben ne yapıyorum yani meçhule gideceğime boş ver ben geri gideyim. Hapishanede biraz daha süremi doldurayım dedi. Geri geldi belki de bilmiyorum ama o bana çok dokunaklı geldi. Öyle bir gitti geldi yapması. Bir başlarda olsa giderdi muhtemelen ama bir hayat kurmayı başardı. Bir şey başardı. Bir şey, bir şey başardı. Görüşü de kazandı. Bir de en sonunda zaten hani sen söylediğin önce izleyin dedin seyircilere. Buraya kadar zaten izlediysen spoiler artık full spoiler abi. Diyoruz. En sonunda böyle karşılıklı ben şöyle yorumladım onu babasıyla bakışıyorlar. Tabii babasıyla. Ondan sonra bence da... Bence de öyle yani. Ama o gerçek Joe Cole'du bu arada. Tabii Billy Moore. Gerçek Billy Moore. Bu hikayenin yaşamış kişiyle oynayan kişi karşı karşıya. Ben babasını oynuyor bence. Ben orada babasına bakıyor gibi. Çünkü bir de kulağı da şey falan filan. Ondan sonra yazılar başlayıp da bu babasını gösterip yanında da Billy Moore yazınca dedim bu gerçek Billy Moore herhalde o yaşta. Bence hem babasıyla bakışıyormuş gibi hem de gerçek karakteri oraya koyması harika bir dokunuş olmuş. Yani o sonu müthişti bence. Böyle yani sonuna kadar her şey süperdi ama sonu iki kat yukarı çıkardı. Bir de söz yok, bir şey yok. Yani sırf bakış yani. Çok güzel, çok dokunaklı bir kısım. Bir, yani bir hapishane filmi olarak bu arada demin dedik ya mekan dedik ki oradaki hissiyat falan dedik. Karandiru'yu hatırlar mısın bilmiyorum. City of God çıktığı zaman City of God'la beraber hemen bir başka Brezilya filmi Karandiru çıkmıştı. Hatta posterinde bir hapishanenin böyle futbol sahasında böyle oturtulmuş bir sürü adamlar kalenin yanında. Brezilya tarihinin en büyük hapishane isyanını anlatıyor. Yani eğer bu filmi izleyen ve bunu bir hapishane filmi olarak etkileyici bulan seyircilerimiz varsa Karandiru'yu da çok tavsiye ederim. Yani sana da. Ben aldım. Direkt aklıma geldi. Yani Karandiru'yu çok andım izlerken. Biraz Muay Thai'sinden bahsedelim. Muay Thai'den bahsedelim hocam. Şimdi Muay Thai'de Joe Cole çalışmış tabii. Gitmiş Tayland'da kulüplerde çalışmış zaten. Yani orada en bay çeşit zaten salon var. Neyse işte. Bir çalışmış. Sonra film çekilmeden önce gitmiş çalışmış. Ve bir yere kadar gerçekten vurdukları söyleniyor. Ben beğenmedim abi Muay Thai'sini. Yani yavaş vuruyorlar. Sen o zaman sen tabii negatif taraftan geldiğin için al. Yani şöyle söyleyeyim. Ben de pozitif. Nasıl şeyde Foxcatcher'da diyordu ki Ralph neydi? Oyuncunun adı neydi? Mark Ruffalo pardon. Mark Ruffalo dedi değil mi? Şey, Tatum bir de. Chen Tatum ve Mark Ruffalo. Yani onlar bir yürüyorlar şöyle diyorsun güreşçi bu. Olmuş. Burada da o vardı bir kere. Yani adamın mizacında, yürüyüşünde falan tamam bu Thai boksçu diyorsun. Tavırlarına girdiğinde falan. Vücudu mesela şekil aldı. Vücudu da okey. Okay yani. Maçtan önce o kuru tabir edilen o dans ve şeyde ritüelde okey genel tavırları. Yani bu dövüşçü diyorsun. Sadece ben dövüş esnasında ulan dedim yani hani bir Thai boksçu gibi. Bu arada şey de olabilir. Kimi Thai boksçular var. Doğru düz tekme falan çalışmıyor. Sadece yumrukla giriyor ve de o kadar güçlü ve o kadar böyle slugger ki tekniği çok iyi gözükmüyor ama yine de şampiyon olabiliyor. Çok merak ettim. Çok görmek isterdim. Gerçek Billy Moore'un dövüşlerini. Yani bir yandan ben beğenmedim diyorum ama Thai box tarzı çok iyi olmayan böyle bir manyak bir herifi izliyoruz da olabilir. Öyle adamlar da var biliyorsun. Boksta da MMA'de de yani çok garip garip vuruyor ama bir şekilde bir denk getiriyor falan. Ya burada boksta zaten çok iyi olmaz Muay Thai'cilerin genelde yani. Ben, tekmeler daha ben burada tekmelerini hiç beğenmedim. Tamam mı? Bir de hatta bir sahnede o elinde sigaralı şey var ya elinde sigaralı olan koç. İnanılmaz bir detay ya. O diyor ya hani vururken omuzlarını getir diyor yani. Ben de dedim yani hani ve tekrar yapıyor Joe Cole. O kadar iyi. Hala iyi yapamıyor yani. Ama o bana biraz şey geldi. Somluk Kamsing. 1996 yılında Atlanta Olimpiyatları'nda
altın madalya kazanmış. Şaka yapıyorsun. Boksör, amatör boksör ama tabii Muay Thai'den geliyor. Kanda var mı o da acaba? Bilmiyorum ama müthiş bir karakter o da yani. Şey, bizim işte eskiden vardı halı sahalarda böyle şey, ileride bekleyen elinde sigarayla arkada beleşçi arkadaşlarımız yani. Ama top geldi de mi direkt hani Jardel gibi böyle atar. Ayağı düzgün yani. Bu abinin de elinde sürekli sigara öyle ters. Bu arada var. Ben bunu izlerken story'e koydum geçen tekrar izlerken. Program için tekrar izledim dün, bir iki gün önce. Melikşah Altuntaş mesaj attı bana. Dedi Kanda ben bunun galasına gittim geldiğimde sen uyuyordun odada diye. Aa. Evet ya abi Kan'a gidiyorsun. Kan'da böyle filmlere gitmek, girmek hakikaten çok zor bir olay. Baştan gidip işte buradan daha başvurunu yapacağım bilmem ne. Ben biraz daha hani böyle git gel yapıyorum. Abi girebilirsem bir iki filme giriyorum çıkıyorum. Melihşah bayağı disiplinli bir şekilde bir sürü filmlere gidiyordu ve gidiyor abi mesela saat gece 11'de 1,5 saat sıra bekliyor. Yarımda başlıyor film. 2,5'da bitiyor. Geliyor ertesi sabah 7'de tekrar bir filme gidiyor asker gibi. Hani ben o topa girmediğim için kaçırdım ama hatırlıyor ya. Melikşah harika bir hapishane Thai box filmine gitti. Ah ben gidemedim diye. Melikşah da mesaj atmış. Ben döndüğümde sen uyuyordun diye. Onun o harika Kan'daki şeye de çok yakındım ben ama uyuyordum maalesef. Şeyi de göremedin yani. Göremedim maalesef ya. Vallahi göremedim yani. Onu görseydin iyi olurdu. Ama orada büyük bir heyecan olduğunu hatırlıyorum bu filmle ilgili Kan'da 2 sene evet, önce. Evet, bir şeyler de aldı galiba. Yani özel gösterim mi oldu, ne oldu bilmiyorum. Hatırlamıyorum ben de. Ya orada şey işte dövüş sahnelerine geri dönecek olursak eğer tekmelerde şey gözüküyor işte yani bütün güçleriyle yapmadıkları biraz hissediliyor. Yani gerçekten vuruş... Ha, maç içini diyorsunuz. Tabii tabii. Temaslar varmış. Temaslar gözüküyor zaten. Temas ediyor yani. Ama yani, geri çekme şeklinde biraz onlar hissediliyor gibi geldi. Bana geri çekiyorlar gibi değil de. Yani şöyle vuruyor. Geldi bana. Yani gerçekten dövüşmediği sürece ki eminim ki oradaki çektiği sahnelerde de sert bir şekilde giriyorlar birbirlerine kapanarak. Ama yine de... Ve normal maç gibi çekmiş bu arada. 10 dakika. Fark ettim, yani. Fark ettim. Çünkü o aynı hissiyatı veriyor mu ya? İşte bunu hep bu acı yok da hep oraya geliyoruz ya. Ama şeye uyuyor. Filmin biçimine uyuyor bu. Filmin biçimine uyuyor ama işte mesela bence... Aynı işte bu şey Rocky gibi bir şey olmasın diye mesela hani bunu bu şekilde yapıyor. İşte kamera da ringin içinde zaten. Bunlarla beraber devam ediyor. Bir iki tane daha böyle yani şunu söyleyeyim bir kere kesinlikle 10 numara tamam mı? Hani filmi bir yerden daha sonra eleştirmek açısından... Yo eleştirebilirsin yani şu açıdan o kadar yükselmedim ben de. İyice detayına giriyorum artık. İyice tamam. Fikrimi söylüyorum ve artık çok sevdiğim için hani böyle öyle bir yerden konuşuyorum. Sanki şöyle olsaymış daha da güzel olur muymuş? Yani okey bütün belgesel gibi sen o sadece izleyerek yaptın falan filan ama bir iki yerde mesela en sonunda bir tane şu döner bir şeyi koymuşsun. Ben de çok sevdim. Çok keşke güzel. Onun gibi daha çok şey koysaymış. Ha, mesela bize yapılmamış. Logik göstermiyor. Aynen. Çok az. Dövüşünden. Bir iki yakın plan. O dövüşün demenin içine bir iki tane yakın plan koreografi koyacaktı sadece. Tıpkı sonunda yaptığı gibi. O kadar. Yani düşün. Birbirlerine kapanıp yumruk attırmak insanlara daha kolay. Ama o yüzden tekme yok mesela. Halbuki Thai box maçında çok daha fazla tekme olur. Mesela tekmeler çok az. Birbirine takır tukur o low kicklerle birbirlerini mahvetmeleri lazım. Aslında özellikle. Tekme doğru diyorsun. Evet, yani orada bizi izlerken ben baktım uzun süre tabii ki çünkü. Yumruk daha kolay. Yumruğu bir yere kadar yapabilirsin de tekmeye iki tane yanlış geldi mi yani ayağın şişer zaten hani mahvolursun. O yüzden hani biraz öyle bir yerden hatta sonunda da ne kadar güzel yapmışsın. Keşke başında da yapsaydın diye düşündüm. Biraz uzadı. Mesela Elif de izlerken hep Elif'ten de tartıyorum dışarıdan bir göz olarak dövüş dünyasının dışından bir göz olarak. O da mesela dövüş sahneleri biraz daha sıkıcı geldi onlara ama yine de öyle şuhu içinde izledik baştan sona. Ya işte o asıl filmin bütün estetiği içerisinde bu şekilde koymasını hani ben de anlayabiliyorum ama dediğin şeyi de anlıyorum. Mesela şey bu tür filmlerde koreograf olur. Hani ben baktım mesela koreografiyi kim yapmış falan diye yani. Çünkü uzun dövüş sahneleri var yani. Koreografi yok. Yani dolayısıyla hani son maçta da işte Billy Moore'da getirdiklerini söyledik ya Filipinlere. dolayısıyla ondan şey almışlar nasıl bittiğine falan filan da belki böyle de bitmiyor olabilir bu arada ama yani bir şeyler yapmışlar işte o hareketi de daha önce bir çalıştığını biraz daha da gösterseydi belki. Mesela yani biz dövüş filmi olarak onu bekliyoruz ama bu bir manada saf bir dövüş filmi olmadı yani gerçek bir adamın hikayesi olduğu için biraz dediğin gibi o taraflar dövüş filmi yani bence bu ileride gelebilir. Yani dövüş filmi yapmak isteyenlere harika bir blueprint bunun gibi yap ama şablon yani bunun gibi yap ama bunun içine de İki tane Eastern Promises gibi.
veya Raging Bull'daki close-up'lar gibi. Yani iki tane, bence bunu şey çok güzel yapıyordu. Foxcatcher. Foxcatcher, evet. Foxcatcher çok az yapıyordu beni. Çok az var. Çok, keşke daha fazla olsa ama Foxcatcher'daki o az şeyi alıp buna entegre etsen ilk, yani 4 4'lük 10 numara olacak. Ama mesela çünkü ben şeyi hatırlıyorum, mesela Ertan Balaban Türkiye'de MMA ve Jiu-Jitsu'nun önde gelen isimlerinden. Jiu-Jitsu. Benim de Jiu-Jitsu deyişime kızar o. Mesela Ertan Balaban arkadaşlarıyla sinemaya gitti heyecanla bu filmi, biliyorum yani, düşün. Ve yani bak Thai Box'unu çok beğenmedim falan dediğini hatırlıyorum yani. Ha şey var yani, dediğin gibi mesela Foxcatcher'da Gresh filmi olduğunu düşünüyorsun. Yani bu film bizim, atıyorum, bu kickbox filmi de olabilirdi. Yani Muay Thai olarak bize ne verdi bu film? Mesela antrenman sahnesindeki clinchler falan çok güzel. Güzeldi. Bence çok güzel. O zorlanmayı, evet, falan hissediyorsun. Kuru kamera çok iyi yerde falan. Dans güzel. Ama maç şeyleri Muay Thai'ye dair bize çok fazla bir şey vermiyor. Kickbox maçı da olabilir o mesela. Hani çok fazla aşırı clinch falan görmedik. Yani evet. Muay Thai'de olur. O fırlatmaları falan çok fazla. Bir bare-knuckle box yani maçı gibi bir slug gösteriyor. Evet, orada bir... Ama antrenman sahnelerinden ben okeyim yani. Hani bayağı iyi bence yani o clinchler, evet, teknikler falan. Evet. Ve sondaki bitirişi, o dönerek dirsek bayağı, evet, iyiydi bence. O da çok iyiydi. Ne yapalım, bitirelim mi? Bitirebiliriz. Bir sonraki filmimizi ben söyleyeceğim. Lütfen. Bunu sen seçtin. Muay Thai'den devam edeceğiz. Muay Thai'yi... bir itiraz var. Olsun, biz Muay Thai'den devam edeceğiz yine. Ve bir sonraki filmimizde Ong Bak olacak. Muay Thai'nin temsilcisi filmi, temsil filmi diyebiliriz adeta. Bir milli spor olan Tayland'ın milli sporunu, milli değerlerini gözeterek ortaya koyan Ong Bak filmi de tartışacağız. Evet, bu haftalık bu kadar. Yeniden görüşünceye dek acı yok.